1954 yılında sosyal psikolog Muzaffer Şerif, gruplar arası ön yargı ve gerginliğin nedenlerini anlamak için Robbers Cave Eyalet Parkı'nda bir deney kampı düzenledi. Deneyde yaşları 11 ve 12 arasında değişen çocuklardan iki farklı grup oluşturuldu. Gruplar başlangıçta birbirlerinin varlığından habersizdi. Araştırmacılar deneyin birinci aşamasında grup içi aidiyet kültürü oluşturmaya odaklandılar. Çocuklara çeşitli aktiviteler yaptırarak birbirlerine alışmalarını sağladılar. Her iki grup kendine bir isim ve bayrak buldu. İkinci aşamada ise gruplar tanıştırıldı. Beyzbol, halat çekme ve futbol gibi sadece bir kazananın olacağı yarışmalar düzenlendi. Beklendiği üzere yarışmalar iki grup arasında düşmanlık ve tansiyonun yükselmesine neden oldu. Gruplar birbirlerinin bayraklarını yırttı, kavga etti, hırsızlık yaptı. Muzaffer Şerif artık sıradan barış sözcüklerinin gerilimi azaltacağını düşünmüyordu. Bunun yerine gruplar arası işbirliğiyle çözülmesi gereken ortak problemler yaratıldı. Hasar görmüş su tankının tekrar çalışır hale getirilmesi, kampa yemek getiren kamyonun çamurdan çıkarılması, sinema izlemek için tüm çocukların harçlığını vermek zorunda olması. Aktiviteler sonunda çocukların günden güne birbirlerini sevmeye başladıkları fark edildi. Bu deney, Muzaffer Şerif'in öne sürdüğü realistic conflict teoriyi doğrulamaya yetmişti. Teoriye göre eğer kısıtlı bir kaynak için rekabet oluşturursanız gruplar arası negatif duygular oluşur, tansiyon yükselir. Eğer ön yargıları ve nefreti ortadan kaldırmak istiyorsanız ortak bir hedef için birlikte çalışmalarını sağlamalısınız.